Süleyman Özışık. Ekmek için Ekrem. AK Parti'nin İstanbul adayı belli ama CHP'de kimin aday gösterileceği henüz netlik kazanmadı. Seçmen Muharrem İnce ile Gürsel Tekin ikilisinden birinin aday gösterilmesini bekliyor ve istiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu iki ismi aday göstermemek için ciddi bir mücadele veriyor. Hadi Muharrem inceden yana endişesini anlarım. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yaşanan koltuk kavgasının bir benzerini daha yaşanmasın istiyor belli ki. Lakin Gürsel Tekin konusundaki tavrını gerçekten anlamıyorum. Gürsel Tekin dediğin adam Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Başkanlığı yapmış biri. İstanbul'u sokak sokak bilen, demografik yapısını yıllar önce çözen biri. Aday gösterilmesi durumunda Muharrem İnce'den sonra en çok oyu alacak kapasiteye sahip. Binali Yıldırım'a karşı şansı var mı diye sorarsanız, e yok derim elbette ama amaç daha çok oy almaksa aday gösterilmesi gerekiyor ama Kılıçdaroğlu her nedense kendisini genel başkanlık koltuğuna taşıyan bu ismi istemiyor. Aklında Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan başka kimse yok. Kurban olduğum adayını ya adından yakalıyor ya soyadından. Soyadı Kılıçdaroğlu'ya. Birinin soyadı oğlu diye bitmesin yeter ki. Daha önce Ekmenettin İhsanoğlu'na yapışmıştı. Şimdi ise Ekrem İmamoğlu'na. Partililer Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda karşılığı yok. Bu isimle kaybederiz diye itiraz edince, merak etmeyin onu 10 on günde herkese tanıtırım demiş. İnanıyorum yapar. Daha önce ekmek için Ekmenettin sloganları üretmişti. Şimdi de ekmek için Ekrem size bir biskrem versem der koparır olayı. Allah biliyor ya belki de soyadı İmamoğlu diye muhafazakarlardan oy alacağını falan düşünüyordur. Kim bilir. Gerçi kendisinin Ekrem İmamoğlu'nu tanıtmasına falan gerek yok. Zira Ahmet Hakan adeta CHP reklamcısı gibi aylardır özene bezene o işi layıkıyla yapıyor. Yalnız anlamadığım bir durum var. CHP araştırmacısı bazı isimler Ekrem İmamoğlu'nun inanılmaz bir başarı hikayesi var deyip duruyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programına katılan bir araştırma şirketi yöneticisi de Ekrem İmamoğlu'nun başarı hikayesi Binali Yıldırım'ı bile sollar dedi. Merak edip Beylikdüzü'nde oturanlara sordum. Hemen hepsi vallahi hakkını yemeyelim sokaklarımız pırıl pırıl dedi. Belli bir kısmı da Beylikdüzü yapılaşmada yeni yatırım alanı diye ekledi yeminle söylüyorum, başka bir icra söyleyen tek kişi çıkmadı. Yıllardır CHP'li belediyelerin geneli çöp dağları, pis koku ve hizmetsizlikle ön plana çıktığı için İmamoğlu'nun sokakları temiz tutması halkın gözünde başarı hikayesi olarak anılıyor. Düşünün durumu. Yapılaşma ve inşaat desen İstanbul'un bu konudaki bakir alanlarının başında geliyordu. Gelişmesi öyle ahım şahım bir hizmet sayılmıyor. E, nerede başarı hikayesi? Peki neden kimsecikler bu arkadaşımızın imar yolsuzluklarından dolayı birkaç soruşturmaya tabi tutulduğunu yazmıyor? Yani Google'a Ekrem İmamoğlu yolsuzluk yazdığınızda başınıza yolsuzluk haberleri yağıyor. Niye bundan bahsedilmiyor? Sahi Ekrem İmamoğlu dediğiniz isim, Kıbrıs Türklerinin katili Rum Başpiskopos Makaryos'un heykelini beylik düzüne diken kişi değil mi? Bu mu başarı hikayeniz? Bu arkadaş daha önce Gürpınar merkez karakolunu basıp karakol amirinin masasını yumruklayan isim değil mi? Bu mudur başarı hikayesi söyler misiniz? Ve bu adam Binali Yıldırım'a rakip olacak, İstanbul'u AK Parti'nin elinden alacak öyle mi? Bak iddialı konuşuyorum. Bizans İstanbul'u yeniden alır deseler inanırım ama CHP'nin bu kafayla alacağına asla ve kat'a inanmam. Net. Süleyman Özışık internethaber.com